Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da yine bir Pirana ürünü inceleyeceğiz. Bu ürünümüz Pirana 7802 Bluetooth hoparlör. Bu üründen bahsedeceğimi bir önceki videomda söylemiştim ve bundan önce 3 adet Pirana ürünü test ettik arkadaşlar, inceledik. Siz de bu videoları seyretmediyseniz videonun devamı sırasında yukarıda çıkan linklere tıklayarak diğer Pirana ürünlerinin incelenmesini de izleyebilirsiniz. Şimdi bu ürüne gelecek olursak, bu ürünümüz suya dayanıklı değil arkadaşlar, onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Daha sonrasında gayet kullanışlı olacağını düşündüğüm bir ürüne benziyor. Bluetooth hoparlörün özelliklerine değinecek olursak, müzik çalar özelliği var. Telefon görüşmesi de yapabiliyormuşuz. Müzik dinlemek için ayrıca kart girişimiz bulunuyor. USB girişi de varmış. Çok güzel. Harici giriş, yani AUX sanırım bu. AUX diye belirtmemiş ama, ve şarj edilebilir özelliği var. Ayrıca elde tutmak için de bir kayış görüyorum şu an. Evet, ürünümüz bu şekilde. iOS ve Android telefonlarla da uyumluymuş. Şimdi ürünümüzü açalım ve içinde neler varmış ekstradan onlara bakalım. Evet, paketin dört tarafını da kestik. Şimdi bakalım. Minik bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var. Yine bu bölümde tuşlarımızı tanıtıyor. Müzik çalma, resetleme özelliği var. Yeniden başlatmak için. Mod değiştirme özelliği, kart okuyucu, USB ya da Bluetooth özelliği için mod değiştirebiliyormuşuz. Yine diğer Pirana ürünlerinde olduğu gibi bunda da şarj süresiyle ilgili bir şey yazmamış. Ne şarj olma süresiyle ne de kullanım süresiyle ilgili herhangi bir bilgi yazmıyor. Kutudan bir adet şarj kablosu, yine Android telefonlara uyumlu olan. 40 santim civarı arkadaşlar. 40 santim civarı bir şarj kablomuz. Bir adet AUX kablomuz. Bu da aynı uzunlukta arkadaşlar. Ve hoparlörümüz. Şekli ve malzeme kalitesi olarak güzele benziyor. Yani estetik durabiliyor. Alt tarafında kaymaması için bir malzeme kullanılmış. Üst tarafında gelen çağrıları cevaplamak için açma kapama tuşu ya da şarkıları durdurmak için ve devam etmek için play pause tuşumuz. Şarkıları değiştirmek için geri ileri tuşlarımız. Yine bunda da sesle ilgili bir tuş yok ayrıca. Sesi de yine şarkıları değiştirmek için şuradan kullanıyoruz. Bir kere bastığımız zaman şarkılar değişiyor. Uzun bastığımız zaman ise ses yükseltiyor arkadaşlar. Bu da açma kapama tuşumuz ve buradan reset tuşumuz da varmış. Arka tarafına bakacak olursak AUX girişi, USB girişi, yani buradan da flash belleklerimize yükleyip şarkıları da dinleyebiliriz ya da hafıza kartıyla da şarkılarımızı çalabiliriz. Burası da şarj bölümü. Evet, ürünle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi ise sıra geldi ürünümüzü test etmeye. Bunun için öncelikli olarak cihazımızı açmamız gerekiyor. Yukarıda bulunan açma kapama tuşuna 3 saniye basılı tuttuğumuzda Bluetooth hazır sesini duyduk ve cihazımız çalışmaya başladı. Bunu buraya bırakıyorum ve telefonumuzdan ayarlara, buradan da Bluetooth bölümüne giriş yapıyoruz ve 7802 kodlu cihazı telefonumuza ekliyoruz. Bluetooth cihazı bağlandı. Bluetooth hoparlörümüzle telefonumuz eşleşti. Şu an YouTube'a giriş yapıyorum ve buradan herhangi bir telifsiz müziği düşük pil seviyesi. İsterseniz sesini telefondan da kısabilirsiniz. Ya da şuradaki bölümlerden de biraz önce söylemiş olduğum gibi uzun basmanız halinde ses kısıyor. Direkt tıkladığınızda ise şarkıyı değiştiriyor. Bunu yapabilirsiniz. Evet, ses kalitesi de gayet güzel. Yani fiyatına göre iyi. Siz de daha yüksek fiyatlara sesi daha kaliteli olan cihazlarda satın alabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ama 25 TL'ye bu ürün gayet kullanışlı ve güzel arkadaşlar. Farklı ürünlerin incelenmesinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ürün incelemesi videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.